Hakkari'nin Şemdinli Dağları'nda sıradan bir gündü. Şemdinli ilçesinde bulunan Aktütün Karakolu'nda her şey rutin bir şekilde işlemekte, herkes görevini başarılı bir şekilde yerine getirmekteydi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Bozyamaç Köyü'nden karakola bir arama gelmiş ve köyün ileri gelen insanları karakolda bulunan komutanlarla iletişime geçmişti. Bozyamaç Köyü'nde teröristlerin bulunduğunu söyleyen Bozyamaç Köyü'nün muhtarı, teröristlerin köyde bulunan evlere izinsiz bir şekilde girerek insanların mallarını gasp ettiğini söylemişti. Bu durumu duyan Üsteğmen Yavuz, köyün muhtarının dürüst bir insan olduğunu bildiği için ona güvenmiş ve yanına aldığı iki timle beraber Bozyamaç Köyü'ne intikal etmek için yola çıkmışlardı. Bozyamaç Köyü'nün muhtarı ise teröristlerin başı Baran tarafından ailesiyle tehdit edilmiş, Aktütün Karakolu'nda bulunan Üsteğmen Yavuz'un köye gelmesi için muhtara talimat vermişti. Terörist lideri Baran'ın söylediklerini yapan muhtar bulunduğu yerde ailesiyle beraber katledilmişti. Komando timinin köye intikal etmesini bekleyen terörist lideri Baran onlara yapacağı pusu için her şeyi hazırlamıştı. Ama teröristlerin asıl planları Üsteğmen Yavuz'u ve yanında bulunan iki komando timini esir almak değildi. Onlara esir alarak karakolda bulunan askeri gücü azaltıp gece geç saatlerde karakola baskın yapmaktı. Bir saatlik aradan sonra yanında bulunan komando timiyle Bozyamaç Köyü'nün girişine gelen Üsteğmen Yavuz, köyün son derece sessiz ve sakin olmasından dolayı kuşkulanmıştı. Tedbirli bir şekilde yanında bulunan 16 kişilik askeri birlikle beraber yavaş yavaş köyün içine doğru gidiyorlardı. Köyde yaklaşık 50 tane teröristin bulunması komando timleri için büyük bir dezavantajdı. Tedbirli bir şekilde etrafı kontrol ederek köyün merkezine gelen komando timleri biraz sonra büyük bir pusuya düşeceklerinden haberdar değillerdi. Askerlerin köyün tam merkezinde yan yana bulunması teröristlerin artık saldırıya geçmelerini sağlamıştı. Teröristlerin başı Baran'ın talimatıyla 3 askerin vurulması emredilmiş ve diğer askerlerin ise esir alınması istenmişti. Keskin nişancıların 3 askeri şehit etmesiyle başlayan çatışma pek de uzun sürmeyecekti. Bunun büyük bir pusu olduğunu anlayan Üsteğmen Yavuz askerlerine mevzi almaları için emir vermiş ve çatışmaya başlamıştı. Mevzilerinden kafalarını kaldıramayan komandolar yoğun bir ateşin içinde kalmışlardı. Üsteğmen Yavuz telsiziyle Aktütün Karakolu'na haber vermek istese de teröristlerin önceden kurduğu sinyal kesiciler işe yaramış ve karakola haber verilememişti. Teröristlerin başı Üsteğmen Yavuz'a seslenerek teslim olmaktan başka çarelerin olmadığını söylemiş ve teslim olurlarsa canlarını bağışlayacaklarına dair sözler vermişti. Bunu duyan Üsteğmen Yavuz ve komandolar daha çok hırslanmış ve içlerinde bulunan vatan sevgisiyle beraber sonuna kadar savaşmaktan korkmamışlardı. Yaklaşık yarım saat sonra komando timlerinin yanında bulunan teçhizatlar tükenmiş, ellerinde bulunan kasaturalarla mücadele etmeye devam etmişlerdi. Komandoların teçhizatlarının bittiğini anlayan teröristler bulundukları alanı daha fazla daraltarak askerlere yakınlaşmak istemişlerdi. Yanlarında bulunan kasaturalarla 3 terörist öldüren 3 komando diğer teröristler tarafından şehit edilmişti. Bu duruma daha fazla dayanamayan Üsteğmen Yavuz teröristlerin başı Baran'la anlaşmaya giderek teslim olmaya karar vermişti. Anlaşmaya göre teslim olan askerlere dokunulmayacak, şehitler ise usulüne uygun bir şekilde defnedilecekti. Anlaşmayı kabul eden teröristlerin başı Baran, teröristlere emir vererek komandoların teçhizatlarını almalarını sağlamıştı. Şehit edilen komandolar ise uygun bir şekilde defnedilecekti. Teröristlerin büyük planının birinci aşaması tamamlanmıştı. Esir alınan komandolar terörist kamplarına götürülerek bir süre ortalıktan yok olacaklardı. Büyük planın ikinci aşaması ise 100'e yakın teröristin Aktütün Karakolu'na bu gece geç saatlerde saldırı yapmasıydı. Yanlarına alabildikleri kadar cephanelik alan teröristler saldırı için Aktütün Karakolu'na doğru yürümeye başlamışlardı. Aktütün Karakolu'nda bulunan Teğmen Murat, Üsteğmen Yavuz'dan uzun bir süredir haber alamıyordu ve bu durum Teğmen Murat'ın gidilen köyde tuzak olabileceği şüphesini uyandırıyordu. Ankara ile iletişime geçen Teğmen Murat bu durumu Ankara'ya bildirmiş ve ne yapılması gerektiğini sormuştu. Teğmen Murat şu an karakolda bulunan en üst rütbeli subaydı. Bırakın Bozyamaç Köyü'ne gitmeyi karakolun dışına bile adım atamazdı. Bu durumu anlayan Özel Kuvvetler Komutanlığı o bölgede bulunan Özel Kuvvet Birliği ile iletişime geçmiş ve bu gece geç saatlerde karakolda olacaklarını bildirmişti. Kuzey Irak'tan Hakkari'nin Derecik ilçesine geçen Bordo Bereli timi gece saat 3-4 sularında Aktütün Karakolu'nda olmayı planlıyordu.
Gecenin 12'yi gösterdiği saatlerde terörist birlikleri Aktütün karakolunun etrafını sessiz bir şekilde kuşatmış ve yapacakları saldırı için planlarını son kez gözden geçirmişlerdi. Gece saat 1'de Aktütün karakolunda bulunan nöbetçi askerlerin hafiften uykuya dalmasını bekleyen teröristler bu durumu görür görmez dört bir taraftan saldırıya başlamışlardı. Karakolun dört bir tarafında bombalar patlıyor, uykudan nasıl uyandıklarını anlayamayan komandolar cephaneliğe giderek silahlanmaya çalışıyorlardı. Teröristler ilk saldırılarını yapmışlardı. Nöbetçi kulelerinde bulunan 6 askerimiz şehit olmuş, 4 tane de yaralı askerimiz vardı. Bu durumu gören ve artık sabredemeyen Teğmen Murat'ın aklına Bordo Berelilerin nerede kaldığı gelmişti. Bordo Bereli timiyle acil bir şekilde iletişime geçen Teğmen Murat, büyük bir baskına uğradıklarını ve şehitlerin olduğundan bahsetmişti. Bu konuşma gerçekleşirken 9 kişilik Bordo Bereli timi çoktan çatışmanın yaşandığı bölgeye intikal etmiş ve sessiz bir şekilde teröristlerin arasına sızarak onları etkisiz hale getirmeye başlamıştı. Teröristlerin başı Baran'ı esir alan Bordo Bereliler emri altında bulunan teröristlerin hemen silahlarını bırakmalarını istemişti. Bordo Berelilerin şakası olmadığını anlayan Baran, emri altında bulunan teröristlere emir vererek silahlarını indirmelerini sağlamıştı. Bordo Berelilerin çatışma bölgesine intikal etmesinin hemen ardından çatışma sona ermiş ve terörist birliklerinin birçoğu etkisiz hale getirilmişti. Diğerleri ise teslim olarak güvenli bölgeye götürülmüştü. Teğmen Murat, Bordo Bereli timinin komutanı olan Yüzbaşı Yusuf'a 6 şehitlerinin ve 4 yaralıların olduğunu söylemişti. Yüzbaşı Yusuf, geç kaldıklarını söyleyerek üzüldüğünü belirtmiş ve şehit olan askerlerimiz için vatan sağ olsun demişti. Ertesi gün teröristlerin başı Baran'ı sorguya alan Yüzbaşı Yusuf, Üsteğmen Yavuz'un ve komando timinin nerede olduğunu öğrenmişti. Hiç vakit kaybetmeden yanına timini alarak harekete geçen Yüzbaşı Yusuf, Baran'ın söylediği kampı bulmuş, kampta bulunan askerleri kurtarmak için hızlı bir plan yapmıştı. Yapılan planı uygulayarak sessiz bir şekilde teröristleri etkisiz hale getirerek içeri sızan Bordo Bereli timi, Üsteğmen Yavuz ve komando timini bulmuş ve onları bulundukları yerden çıkararak güvenli bölgeye götürmüşlerdi. Yaşanan bu olaylar sonucunda 12 askerimiz şehit edilmiş ve birçok askerimiz yaralanmıştı. Ama bu ülkeye ihanet ederek ülke içinde ülke kurmaya çalışan vatan hainleri olduğu sürece bu mücadele bitmeyecekti.